Sabah tabii erken saatlerde kalkıldım. İstanbul'da bugün 1 Mayıs olmadığı için her şey normale döndü. Neden? Çünkü 1 Mayıs'larda insanların burnundan getirmek için her şeyi yapan bir devlet aklı var. Aslında devlet aklı diye bir şey yok artık. Bir AKP aklı var. Gerçekten korkunç bir yaklaşım biçimi görüyoruz. Dünden beri tartışmalar sürüyor. Özellikle medyadaki Özgür ve Ekrem'i cansiperane savunanlar aman onların yaptıkları doğrudur diye kendilerini ekranlara atıp her türlü gazetecilik kariyerini ortadan kaldırma pahasına görevlerini yapmaya çalışanlara hayretle bakıyorum. Biraz da utanıyorum onlar adına açıkçası. Bunları gördük dün. Yani işte oraya gidilmişti de şöyle olmuştu da böyle bilmem neydi de falan temelini nedense bir türlü tartışmak istemiyor insanlar. Mesela çok basit. 1 Mayıs günü işçi ve emekçinin kendi istediği biçimde, istediği yerde ve istediği koşullarda kutlama yapabileceği bir gün. Tüm dünyada da böyle. Dünyanın bütün meydanlarının herkese açık olması ve 1 Mayıs'ta da 1 Mayıs'ı hak edenlere açık olması en doğal talep. Dolayısıyla bunun gerçekleşebilmesi adına biz 1 Mayıs'ın demokrasi çerçevesinde olabileceğini daha önce gördük, kutlanabileceğini daha önce gördük. Kontrgerillanın 1 Mayıs'ta işçi sınıfının en güçlü olduğu dönemde sermaye ile işbirliği yaparak 1 Mayıs'ı kana buladığını da hep beraber gördük. Başka türlü söylersek aslında işçinin, emekçinin kanı patronların elindedir. Patronları koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri o zaman işte NATO'ya, SENTO'ya bilmem neye bağlıyız diyerek de darbe yapmıştır. O günden bugüne de darbe yapılan kesim olan Türkiye'nin devrimci kimlik edinmiş işçi sınıfı, tekrar ediyorum devrimci kimlik edinmiş işçi sınıfı Taksim'den men edilmektedir genellikle. Tablo bu. Dolayısıyla burada öyle mi yapalım, böyle mi yapalım denecek bir durum yok. Bir kere bunu ciddiyetle ortaya koymak lazım. Yani bir başka türlü söylersek, dün Özgür aslında kahramanlığa soyunmuş. Fakat soyunduğu kahramanlığın pek de bir işe yaramadığını sonunda görüp bu sefer nasıl tüyeceğim diye davranmış. Tüyerken de kendini gizlemeye bile yani kendini gizlemeye bile ihtiyaç duymamıştır. Dünün dürüst ismi Ekrem İmamoğlu. Çünkü yüzünü ekşitti. Zaten tiksintiyle baktığı bu 1 Mayıs etkinliğine, bütün ifadesi öyleydi. Orada olmaktan hiç hoşlanmadığını göstererek oradan giderken de bunu hiç gizlemeden gitti. Dolayısıyla Ekrem ait olduğu sınıfın, yani patron sınıfının, sömürenler sınıfının, onu oraya getiren, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkasından bıçaklatan, yani bu ihaneti yaptıran sınıfın bir temsilcisi olarak orada gereğini yapmıştır. Nedir? Yani İmamoğlu İnşaat'ın 50 milyon dolarlık sadece 3 tane villası olan, milyonlarca lira tutan, saatleri olan, canti kılıklı kıyafetli olarak oraya gelip sahte bir yüz ifadesiyle işçilerin bayramını kutluyorum diyen Ekrem aslında işçinin ya da halkın belediye başkanı değil. Tıpkı AKP'nin bütün belediye başkanları olduğu gibi, tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi, tıpkı milliyetçi görünen bütün siyasi partilerde olduğu gibi, liberal ekonomiyi temsil edenlerde olduğu gibi patronları ve güçleri temsil etmektedir. İstanbul halkının bugün Ekrem İmamoğlu'nu seçmesinin nedeni Ekrem İmamoğlu'nun patronlara step olması değil elbette. Bu işin bir tarafı. Ancak Ekrem'in bir haklı tarafı var. İşine geldiğinde Erdoğan gibi, işine geldiğinde AKP lideri, işine geldiğinde Cumhurbaşkanı oluyor ya, bugün de AKP lideri olacak. Ekrem'in de şöyle bir avantajı var. Ekrem de işine geldiği zaman belediye başkanı, işine geldiği zaman büyük lider. Bugün, ya kusura bakmayın kolum ağrıdığı için böyle oluyor. Biraz kılık kıyafet çirkin olabilir. Neyse. Bugün Ekrem sonuçta buradan yırtabilir ama Özgür yırtamaz. Özgür solculuk oynamaya kalktı. Bilmediği alanlara geldi. Zaten bana göre kimse kusura bakmasın, ne siyasi bir birikimi var, ne entelektüel bir birikimi var, ne ağzından çıkanı kulağa duyuyor. Yani sanki velisi yanında olmayan bir çocuk gibi bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor, savruluyor vesaire. Dün de bana o kadar çok alandan telefon geldi ki bir akademisyen arkadaşım aradı, bir kadın arkadaşım, doçent. Akademisyenlerle birlikte oraya gitmişler. Onun da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla akademisyen arkadaşlar oraya gitmişler ve doğal olarak akademik sorunların da olduğu bir dönemde görülüyor tabii kale gibi karşınıza AKP dikilmiş falan filan. Ama
Özgür Özel'i bir saniye bile görmeden, gerçi onlar sol gruplarla gidiyorlar ama üstelik de hiç utanmadan, ikisi de, Ekrem de utanmaz, Özgür de utanmaz, özel araçlarına binip tüydüler orada. Ya insan en azından nezaketen belediye sarayına kadar yürür. Fakat Özgür öyle bir topuklamış ki oradan direkt Ankara'ya gitmiş. Niye? Recep abisine hazırlanmak için. Recep abicim ben senin için geliyorum demek için. Yani Bülent Arınç'ın kahramanı olursan, Bülent Arınç'ın sevgilisi olursan, İsmail Kahraman'ın silah arkadaşı olursan mecliste, zaten sen de bu olursun. Yanında zıp zıp Ali Mahir, öteki tarafında ne denir ona, ekşili köfte Ekrem, ortada da sınıf başkanı gibi sürekli elini kaldıran bir Özgür. Ve bunlardan halk ne bekliyordu? Arkadaş, biz halk olarak bir set çektik. Bize yerel halk diye muamele edenlere, özellikle emekliler, bizi bir sığınmacıdan bile daha aşağıya düşürenlere, bir lokma ekmeğe bizi mahkum edenlere, tamam mı? Bunlara karşı biz CHP arkasında birleştik. CHP'de bir set çekerek bunlara karşı bir tavır koymalı diye bekledi sonuç itibariyle insanlarımız. Fakat tam da bugün şeyin yaptığı, Özgür'ün yaptığı ya da yapacağı AKP'ye can suyu olmak. AKP'ye hayat öpücüğü vermek. Daha önce Baykal bunu yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın saraya çıkmadığı zaman Baykal koştura koştura elinde tuzla saraya gitmişti. Arkadan İlhan Kesici gitmişti. Hemen sarayın meşruiyetini sağlamışlardı. Şimdi de Özgür AKP Genel Başkanı'nın ayağına giderek ben birinci partiyim diyorsun. O zaman genel başkan sıfatıyla geliyorsa karşındaki zat, sen genel merkezde otur, onu davet et. Gelmez, gerçi niye gelmesin? Devlet Bahçeli'nin evine bile gidiyor ziyarete. Gelmez, o zaman sen de onun ayağına gitme, hiç görüşme falan. Yani şunu söylemek istiyorum, ortada bir oyun, ortada çocuksu ve utanmazca bir tavır var. Çocuksu adamlar ve utanmazca bir tavır var, pişkinlik var ve bütün bunların üzerinden değişimci diye ortaya çıkan, şu anda aslında Türkiye'yi felakete götüren, çünkü AKP zaten Türkiye'yi felakete götürmek için yanına ortak arıyor. Ortaklar hep değişti. Hatırlayın ortakları. Birinci ortak neydi? Sol liberaller, arkadan Fethullahçılar yetmedi. Ondan sonra MHP oldu falan. Sürekli bir ortak buldu. Şimdi sıra geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ortak bulmaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bulabilecek en güzel ortak da kim? Özgür'le birlikte Ekrem. Şimdi yan yana gidecekler. Türkiye'nin çok ihtiyacı varmış gibi anayasaya. Anayasa konuşmak isteyecek Erdoğan. Erdoğan bir de bunları oyalayacak ve tokatlayacak. Seçim başarısını unutturuyorlar. Yani aslında Özgür ve Ekrem o kadar yarım akıllı ki seçim başarısını unutturuyor karşılarındaki adam. Onlar da bunlara he diyorlar.